Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 29 Ocak 4 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Kova burcunda ilerliyor. Haftanın genelinde gökyüzünde çok verimli açılar var. Gezegeniniz Merkür Oğlak burcunda olacak. Bununla birlikte Venüs ve Mars da Oğlak burcunda, size olumlu bir açıda 5. evinizde özgüveninizin, kişisel becerilerinizin güçlendiği, yaratıcılığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Pazartesi günü Ay burcunuzda olacak. Duygusal enerjiniz çok güçlü olacak. Dolayısıyla bu haftaya aslında beklentisi güçlü, iyimser ve güçlü motivasyonla başlıyorsunuz hafta başına. Bu da günlük işlerinizde, girişimlerinizde, özel hayatınızda size önemli destekler getirebilir. Venüs-Jüpiter üçgeni de size güzel bir açıda olacak. Dolayısıyla çocuklarla ilgili olumlu haberler gelebilir. İşte aşk hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir, sürpriz teklifler alabilirsiniz. Bir süredir çözmeye çalıştığınız bir probleminiz varsa bunların hızlı bir şekilde çözülmesi, doğru kişilere ulaşıp doğru temaslar içerisinde olmanız mümkün. Eğlenceli konular, işte tatil, seyahat planlamaları, yolculuklar ve bu alanlarda da şanslısınız aslında. Bununla birlikte özellikle medyada, sosyal medyada, internet işlerinde, akademik konularda, hukuksal iş ve girişimlerinizde de hafta başından itibaren adım atabilir, hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Salı günü Ay Terazi burcuna geçecek. Perşembe akşamına kadar olan süreçte para konuları, hesap işleri, alacaklarınız, ödemeleriniz, alışverişleriniz, iş ve para konularında hareketlilik artıyor. Bu hafta aslında gerçekten kendi yeteneklerinizi iyi değerlendirip parasal konularda hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Çarşamba akşamına dikkat edin. Beklenmedik harcamalar olabilir. Gereksiz hani masraf yapabilirsiniz. Yani buralarda biraz daha sakin davranın. Perşembe öğle saatlerinden itibaren de ay boşlukta olacağı için bu saatlerde önemli alışverişleri, işte anlaşmaları, görüşmeleri biraz ertelemekte fayda var. Cuma günü Ay Akrep burcunda olacak. Cuma, cumartesi, pazar öğle saatlerine kadar özellikle iletişimin, hareketin, bilgi trafiğinin arttığını görüyoruz. Hafta sonu bir seyahatiniz, bir yolculuğunuz da olabilir. Yakınlarınızdaki kişilerle temaslarınız artabilir. İşte akrabalar, kardeş, aile üyeleriyle daha fazla bir arada olabilirsiniz. Eğitim konularında sizin için başarılı olabilir bu hafta sonu. Cuma'dan itibaren iş, ticari konular ve bu alanlarda da daha aktif olacağınız için gerekli bilgileri almanız ve kendinizi de her alanda daha iyi ifade etmeniz, yazılı ve sözlü anlamda daha iyi ifade etmeniz de mümkün olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.